sıkılıyor. Ama kemoterapi bir sonuç. Sebep hep o sigaradan iki fırt almalarımız. Faizi enflasyon altına indirip bedavadan kredi çekerken iyiydi. Şimdi bedava diye bir şeyin olmadığını, bedava peynirin fare kapanında olduğunu öğreniyoruz diyor. Katılır mısınız? Ben çok şanssız bir insanım ya. Özgür Demirtaş'ı bana soru olarak getirmemeniz lazımdı. Sen mi söyleyeyim? Tamam. Çünkü onun ekonomi görüşlerine pek iştirak eden tamam, bir kişi değiliz. Tamam, tamam. Katılmadığınız yerleri söylersiniz. Şimdi bakın, faiz... Hiç önemli değil. Yani kredilerin ucuz olması esasında nereye gittikleriyle alakalı. Siz ucuz kredileri üretime eğer yollayabilseydiniz, Türkiye bambaşka bir yerde olabilirdi. Siz ama ucuz kredileri tüketime verirseniz veya işte ucuz döviz alıp spekülasyondan para kazanmaya doğru verirseniz orada bir felaket çıkıyor ortaya. Mesele kredilerin ucuz olmasında değildi. Mesele kredilerin, ucuz kredilerin nereye verilmesindeydi. Biz bir zamanlar mesela... Nereye verildi? Örnek vereyim. Nereye verildiği şimdi felaket. Tüketime gitti. Spekülasyona gitti. Dolayısıyla çarçur oldu. Ucuz kredi döneminde Türkiye'de kurulmuş sektörler var. Bir turizm sektörü var mesela. Biz o zaman da Özal'a kızıyorduk. Ama Özal verdiği teşviklerle ve o günkü piyasa şartlarına göre ucuz kredilerin doğru bir şekilde yatırıma gitmesinden bir Antalya inşa edildi mesela. Bunlar yapılabilir işlerdi. Buradaki sıkıntı kaynakların yanlış kullanılmasında. Katılımcılar fevkalade anlattılar. Onun için aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Bu arada da zengin grupların içinde dün bir çok sevdiğim bir arkadaşımdan da ekonomiyi de kendine göre çok iyi bilen biri. Bu gelir dağılımındaki adaletsizliği konuşuyorduk. Sen boşver onu dedi. Niye dedim? Bak dedi. Türkiye'de 7 milyon adet fiyatı 2 milyon liranın üzerinde araba var dedi. Rakamları belki hocam düzeltir. Estağfurullah. Türkiye'de 2 milyonun üzerinde ikinci ev var dedi. Yani evi olanların bir de 2 milyon yazlıkları var dedi. Geçen bu sene içinde dedi bugüne kadar 7 milyon tapu el değiştirmiş dedi. Sen şimdi bunlara baktığın zaman ekonomiye nasıl kötü diyorsun dedi bana. Peki bunlar çok iyi. Bu Türkiye'nin %10-15'inin fevkalade zengin olduğunu ve iyi yaşadığını gösterir. Belki bir 15 milyon insanın gayet iyi ve müreffeh yaşadığını, yani Hollanda şartlarında, İsviçre şartlarında yaşadığını gösterir ama geri kalan insanların özellikle taşrayı da dışarı çıkarırsak aradaki bir 50 milyon civarındaki insanın muazzam bir gelir adaletsizliği içinde, muazzam bir sıkıntı içinde yaşadığını gösterecek. Sıkıntı burada. Turan kardeşime çok iştirak ediyorum. Belki ileride çareyi konuşmak lazım. Mesele bugünkü iktidardan şikayet etmekle gitmiyor. Çünkü çok doğru bir söz söylendi burada benim sıram gelmeden evvel. Problemi yaratanlar çareyi bulamayacaklar. Bulamayacakları da göründü. Yani 2002 Kasım'ından beri şimdi aşağı yukarı tam 21 senedir iktidarda olan bir anlayışın Türkiye gayri safi milli hasılası bugün hala 750-800 milyarlardaysa o civarlarda tabii. Bir gayri safi milli hasılası bu 1,5 trilyon dolara gelmemişse hatta 2 trilyon doları zorlayacak hale gelmemişse 20 sene içinde hocalarımız herhalde hepsine ekonomiden bir kocaman sıfır vereceklerdir. Ekonominin yanı sıra da sosyal adalet ve diğer konularda da bırakın ikmale kalmayı, sınıfta kalmayı hak ediyorlar. Teşekkür ederim. Şimdi 50 milyon insan gelir adaletsizliği yaşıyor. Bu önemli bir konu.